Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna hoş geldiniz. Yanımda Mustafa Usta var. Mustafa Usta, sen de hoş geldin videoma. Her şeyden önce sana teşekkür ederim. Rica ederim. Eyvallah. Sen de bizim yanımıza hoş geldin. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Arkadaşlar şu an Buca 6. sanayideyiz. Doktor Eko'nun yazılımını yükletmek için benim arabayı zaten biliyorsunuz. Ege Tuning'e geldik. Öncelikle Ege Tuning'de ne yapıyorsunuz? Yani burası nedir abi? Tabelamız burası, bile yok mesela. Bizim tabelaya çok ihtiyacımız yok öncelikle. İki işimiz var. Bir araç performans yazılımları, yani güncel modelli araçları, yazılımla güçlendirme, yakıt tasarrufu, bu tarz arıza çözümleri, iptali, bunları sana detaylıca anlatacağım zaten. Aynen. Ne yaptığımızı. Bu videoda detaylanacak. İkinci işimiz olarak da daha böyle custom performans araçlar üretiyoruz. Onu da ayrı bir videoda zaten. Onu da ayrıyeten tanıtımını zaten yaparız. Şey var arkadaşlar, şu an genel stoklar çektik. Biz sanırım ekranda şu anda onlar dönüyor. Biz bir meselemize dönelim. Zaten meselemiz çözülürken bir sürü şeyden haberimiz olacak. Şimdi ustam, benim aracım 2017 Golf Highline. Evet. 1.4 benzin motor. Evet. Şimdi buna ne yapacağız biz? Şimdi öncelikle arabanın sağlık durumuna bakacağız. Herhangi bir sensörsel motorun çalışmasında bizim güçlendirmemize engel olacak bir şey var mı? Herhangi bir işte bobininde, sensörlerinde herhangi bir arızası var mı? Ona bakacağız. Öncelikle bir sağlık durumuna bakıp sonra yolda çıkıp log dediğimiz olayı alacağız. Canlı değerlerine bakacağız arabanın. Ara hızlanmasını ölçeceğiz. Onun sonrasında da gelip yazılımımızı yapacağız. Eyvallah. Neden İstersen işe başlayalım abi. Tamam, başlayalım. Yaparken muhabbet yaparız. Aynen, muhabbet edelim. İlk tamam. Yapacağımız işlem arıza tespit. Ben cihazları alıp gelip. Tamam. Şimdi arkadaşlar makinemiz geldi. Kendisi makine. Bu tablet mi abi? Tablet ve arıza tespit cihazımız. Şunu arabanıza koydurmayın. Bu adama kaza yaptırır. Aynen, bu hayata kırıyor. Şimdi buradan arabanın her yerine, her şeyine ulaşabiliyoruz. Al abi, ben sana çıraklık yaptım. Çıraklık yaptım. Şimdi burada arabanın karoserinden gövdesindeki elektronik aksamlardan her şeyi test edebiliyoruz ve bilgi alabiliyoruz. Biz aslında burada sadece motorla ilgiliyiz. Sadece motora da girebiliriz ama biz genelde müşterilerimize de iyilik olsun diye genel bir tarama yapıyoruz. Eyvallah. Diğer modüllerde herhangi bir arızası vesaire bir şey varsa onu da bilgilendirmek maksadıyla genel test yapıyoruz yani. Benim arabanın bakalım neler çıkacak şu an ya. Çok ümitsizim. Bakalım ya. Neler çıkacak. Şimdi testimiz bitti. Tabii ki de sonuçlar sıkıntılı çıktı arkadaşlar. Şimdi onu konuşuyoruz. Şimdi burada turbo şarj hava soğutması için soğutma maddesi pompası mekanik arızası diyor. Bu arabalarda turbonun soğutması sıvıyla oluyor. Intercooler soğutması. Onunla alakalı bir mekanik arızamız var. Yanmada kesinti algılandı diyor. Bu da büyük ihtimalle arabanın bir bobini veya bir bujisinde, yani bir silindir olarak da birinci siniri gösteriyor. Bu bobin veya bujide problem olabileceğini gösteriyor. Şimdi ben bu arızada sileceğim, temizleyeceğim. Yolda detaylı tam yapacağız. Ölüyor mu hocam? Bu arada diğerlerini de göstereyim. Göstergede iletişim hatası. Ne gülüyorsunuz lan, arabanın bir sürü arızası. Sena da geldi, aynen üstüne ezan da geldi. İletişim hatası var göstergede. Fonksiyon kısıtlaması olmuş. Ya Doğan bana bir arabayı masraf etti. Şimdi Doğan'ın ben, arkadaşı bana geçici kopukluk olmuş. Yani bunun montajını yapar kim yaptı? Hiçbir fikrim yok. Ben aldım da böyle. Tamam, ben bunları sileyim. Daha sonrasında bir daha genel bakarız. Acaba tamam. Kalıcı mı yoksa şey mi? Tamam. Evet, siliyoruz. Satıyorum lan bu arabayı. Yazılım ne? Düşüyormuş abi. Şu an arabada hiç arızamız kalmadı. Hiç sıkıntı kalmadı. Sildik ama ne göreceğiz Allah biliyor. Bak Sena da var. Al yazı. Şimdi şey mi yapıyoruz? Çıkıyoruz mu? Ya benim mükemmel burnumu mu çıkıyorsun yani? Şimdi arkadaşlar araç içine geldik ya, birkaç tane ekipman unutmuşuz. O yüzden araç içinde biraz derme çatma bir setup kurduk. Umarım sizlerle bu anı paylaşabileceğiz. İlk olarak şu alet takıldı. Bu aletle aracı istediğimiz hız aralığında vesaire ölçmemizi sağlayan bir aparat değil mi usta? Evet. Aynen. Giriyoruz. Şimdi ufak ufak çevre yoluna giderken neler yapacağız abi? Şimdi arabamızda biliyorsun birinci silindir alma kesintisi gördük. Bu aslında ciddi bir sorun. Yani ateşleme sisteminde bir problem olduğunu söylüyor. Yani ya bobin olabilir ya da buji olabilir. Onunla alakalı bir şey. Anlık da olabilir. Anlık gelip geçmiş bir şey de olabilir. Kötü yakıt olabilir. Yani birçok sebebi olabilir. Biz şimdi bunu yolda tespit edeceğiz. Şimdi biraz yavaşlayalım. Şu kamyonete geçelim size. Yavaşlayalım. Alt vitesten bir basalım. 2-3. Tamam. Viteslere bakalım. Manuel'i çekeyim. Manuel alırsan bilirsin. Yani gaza basman yeterli benim için. Ben buradan değer göreceğim sadece. Veyahut da şimdi direkt basabilirsin de.
motora gelen hava sıcaklığımız 62 derece. Bu mesela bizim yazılım işinde en büyük derdimiz şudur. Bize mesela kışın iş yaptıran bir müşteri yaz geldiğinde, sıcaklar başladığında benim arabamın çekişi düştü der. Hı. Acaba yazılımda bir problem var. Ama yani yazılım sabit bir şey. Yazılım değişmez. Arabada değişen bir şeyler var. Mesela yazın ne oluyor? Kışın bu 10-15 dereceyken motora gelen hava sıcaklığı 20-25 derece arasındayken şu anda 63 derece. Bu tabi arabanın bir miktar kendini korumaya almasına sebep oluyor. Hı. Tabi araba kendini değiştiriyor. Biraz yakıtı zenginleştirir. İşte kendini korumlanır, gücünü kısar. O yüzden biraz çekiş yazın kötüdür. Yani yazın bile mesela gündüz ve gece araba farklıdır. Vay be, bizim sektörde de ısı en büyük sorun ya. Tabii ısı her yerde mi? Bilişimde de öyle yani. Yani bilgisayarlarda da soğutmak için evet, neler yapılıyor yani? Isı yani. Bizde de sorun. İşte mining cihazlar yapanlar mesela soğutamıyor. O mining'çiler her neyse. Her neyse böyle bir şey olay var yani. Bir de şimdi mesela avans değerimize bakacağız. Burada avansımızda bir problem var mı? Yani arabanın ateşleme sisteminde bir problem var mı? Avansı geri çekiyor mu, retard ediyor mu? Her siniri ayrı ayrı görebiliyoruz bu arada burada. Şimdi tekrar basalım gaza. Şu an için ateşlemede de bir sıkıntı görünmüyor. Yani aslanım benim ya, yani günahını almışım ya. Avans değerlerimizi geri çekmiyor. Tam yükteyken bakıyoruz da buna. Onun haricinde ısıyla alakalı hariç başka bir olayımız yok. Yani dediğim gibi o da arabanın kendini korumaya almasına, biraz geri çekmesine sebep oluyor. Eyvallah. Onun haricinde başka bir sıkıntımız yok. Bir de gazlama versiyonumuz var. Ben direksiyonu ustaya bıraktım. Ustam gazlayacak. Şimdi neyi deneyeceğiz usta? Şimdi ara hızlanma değerlerimize bakacağız. Tamam, bakalım. Bu arada usta arabaya geçer geçmez vitesi manuel aldı arkadaşlar. Bilgilerinizi arz ederim. Bu sefer yapacağız. Daha 150 olmadı. Sağlık takan da öyle olur. Şu an 150. 10 kilometre kadar saplandı. Öyle mi? Şimdi arkadaşlar, aracın neyini çekiyorduk ustaya? Aracın şu anda orijinal beynindeki fabrika verisini çekiyoruz. Aynen, şu an aracın beynindeki fabrika verisi çekiliyor. Bu arada gazlamadan döndük ya, onu söylemeyi unuttum. Gazlamadan döndük arkadaşlar. Şu an geldik, mekandayız yani. Aferin. Öyle arkadaşlar, şimdi yazılımı çektik. Bu arada ustamız hemen arka tarafta aracı özel yazılımın hazırlanması için bir mail hazırlıyor. Yanlış bilmiyorsam ustam Doktor Eku'dan. Tabii. Evet, Doktor Eku tarafından bir yazılım gelecek. Şimdi ondan sonra aracı atacağız. Ama burada bir adet Supra var ya. Ne yazılımı ya. Şimdi burada bir araya gireceğim. Çünkü arkada Forza Horizon oynanıyor. Burada Toyota Supra var. Emrah bu arada Forza Horizon oynayan. Bir de burada bir Ferrari'miz var. 387 attım. 328 GTS. 328 GTS'miş arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam 83 model. 86 model. 86. Aa, ben de aynı yaşta lan. Ben de 86'lıyım. Ya bazen kendime şaşırıyorum. Bu cesaret sen nereden buluyorsun? Bu kapıyı açma cesareti. Belki kapı sökük. Böyle... Belki dökülecek. Valla süper çarpıyor. Ha, açarken sürpriz bekliyor çünkü. Işte neyse, maili bekliyoruz arkadaşlar. Mail tamamlanınca tekrar buluşacağız. Yazılım aracımıza özel olarak yapıldı. Şu an ustamızın oğlu Mehmet yanımda. Mehmet sen de hoş geldin abici. Şu an Mehmet yazılımın yüklemesini yapıyor. Daha sonrasında nelerin değiştiği faslında tekrar buluşacağız. Yazılım tamamlandı. İlk deneyeceğimiz özellik neydi Mehmet? Pop bank'i deneyeceğiz arkadaşlar. Arabanın motor deviri düşerken pata 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 diye ses yapıyor. Şimdi zaten deneyeceğiz.
arkadaşlar, ustamız geldi. Hep böyle bölüm bölüm gidiyoruz ama ustamız yeni geldi. Şimdi tekrar bir 50-150 test yapacağız. Şimdi geldik tekrar mekana. Bol teknik aksaklıklı bir video oldu, kusurumuza bakmayın diyelim. Bir ses kaydına tekrar sorun oldu, o yüzden çıkışı burada çekeceğiz. Usta, öncelikle elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Totalde arkadaşlar 3 saniyelik bir avantajımız oldu. İlkinde 20-21 saniyeydi. İkincisinde 17 saniye gibi bir şey çıktı. Zaten o testin sonuçlarını, ekran görüntüsünü sizinle paylaştık. Şu an ekranda görüyorsunuz. Emrah geldi bir de. Emrah da burada arkadaşlar. Oradan eklendi videoya. Her iki testte de araç içindeki ağırlık aynıydı. Yani ben 45 kiloyum. Usta 55 kilo. Yalan. Bir de yok be usta ya. Bir de Soner vardı arkadaşlar, Twitch'ten tanıyanlar vardır. O da yaklaşık 42 kilo kadar. Ya yani üçümüzün toplam kilosu bir yarım ton ediyordu. O yüzden araçta bir ağırlık faktörü de vardı. Bunu atlamayı muhtemelen tek başına sürdüğümde çok daha hissedilebilir bir hale gelecek ve klimalarımız fulldü. Ben sana şunu sormak istiyorum usta. Ben normal düz bir kullanıcıyım. Neden aracıma yazılım attırayım? Bir farklı sebepten attırıyorlar. Bir performans bir şekilde araba kullanmayı seven müşteri kitlemiz var. Onlar maksimum performans için yapıyorlar. İkincisi, normal günlük binici dediğimiz müşteri profili. Onlar da kullanım konforu için yapıyorlar. Yani uzun yolda, sollamalarda, rampalarda, durdaklarda arabaya çok da ekstra bir rahatlık verdiği için iki şekilde bir tercih eden müşteri kitlemiz var. Dediğim gibi birisi genç nesil diyeyim. Yani yaşlılarda da var. Sadece performans için, maksimum performans için yapanlar var. Gerisi de dediğim gibi günlük kullanımda daha rahat, daha konforlu bir şekilde, daha yumuşak bir şekilde arabayı kullanmak için yaptıranlar var. Bir de dizel grubu var. Dizel grubunda yakıt tasarrufu da olduğu için üçüncü sebep de dizel araçlarda özellikle yakıt tasarrufu. Yani %20'ye kadar tasarruf yapan müşterilerimiz var. Çok iyiyiz. Tabii %20 çok ciddi bir rakam. Yani özellikle şirketler vesaireler, yani sürekli yol yapan araçlar için. Kamyonu atılıyor mu abi? Tabii kamyon, iş makinesi, traktör, tabii tekne. Otobüs, tekne. Ne istiyorsun? Yani içten yanmalı olan her şeyi yapabiliriz. Bu işin maliyetini söylemek ister misin? Şöyle söyleyeyim, Instagram adresimizi de yazdık aşağıya. Aynen, aşağıdan tıklayabilirsiniz. Bu yani arada sorusu, merakı, fiyat almak isteyen, bilgi almak isteyen herkes oradan özel mesajdan ulaşabilir. Cep telefonlarımız da orada. Yani her türlü ulaşım orada belli zaten. Oradan istedikleri bir iş çekimlerden insanlar soru sorabilir, fiyat alabilir, merakını giderebilir. Muhabbet edebilir, sorun yok. İlla işte. Eyvallah usta, ben çok memnun oldum. Elinize sağlık. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Siz de kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere.